Evet sevgili dostlar, sponsorumuz golba.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Anladığınız üzere, anlayacağınız üzere, seveceğiniz üzere bu videoda duyum konuşacağız. Bir kardeşimiz yazmış ya uçak muçak koyuyorsun falan filan diye. Arkadaşlar uçak ile videonun başlaması transfer demek değil, kap demek değil. Mühim duyumlar var bu videoda demek. Yani mühim duyumlar almak istiyorsanız bu videoyu dikkatli izleyin. Hatayspor'da teknik direktör Ömer Erdoğan istifa ettiğini açıkladı. İster misiniz Galatasaray'ın başına geçsin? Olabilir. Galatasaray'ın müthiş teknik direktörü neydi? Zip miydi? Yok şey. Açak site. Yok IPT. Yok neydi lan? Ha Torrent. Torrent'i biliyorsunuz koltuk sallanıyor. Dün yok 2 gün önce Boubacar Kamara ile ilgili bir video çektim. Dedim ki haberlerde diyor ki böyle böyle. Keşke alsak. Keşke futbol aklımız bu kadar zeki olsa. Keşke becerebilsek. Keşke işte hani şeyi ortaya koysak. Bak bu Jorge Jesus. Biz Jesus'u getiriyoruz. Yapılanmaya gidiyoruz. Bak Kim Minji'yi şu kadara satabiliriz. İşte Salah'ı şu kadara satabiliriz. Bizde stoperler coşuyor. İyi paraya gidiyor. Diyebilsek. Ama maalesef dedim. Ve bugün daha doğrusu yaklaşık 12-15 saattir diyelim sosyal medyada Boubacar'la ilgili çok net duyumlar var. Hatta son 24 saat diyelim ya. Belki ben kaçırmışımdır. Gerçi ben dün baya bir yorgundum şeydim. Belki ben kaçırmışımdır. Boubacar'la ilgili meşhur duyumcu Fabrizio Romano diyor ki Kamara Olimpik Marsilya'dan ayrıldı. Yeni bir lige yeni bir takıma gitmeye karar verdi diyor. Aston Villa ile ismini çok yazanlar var. Atletico Madrid ve Newcastle'dan da teklif aldığını söyleyenler var. Gerrard'dan dolayı da Villa'yı seçtiğini söylüyorlar. Yani keşke Fenerbahçe alabilseydi. Şimdi bu kısma şöyle bir etiket veriyorum. Buranın önemine vurgu yapmak için. Umut Bozok. Süper Lig'de 20 golle gol kralı oldu. Kaçı penaltıdan? O beni bağlamaz ama yazayım. Umut Bozok penaltı karnesi. Bakalım kaçmış. Gördüğüm kadarıyla 5 penaltı golü var arkadaşlar. 20 golden 5'i penaltı gibi duruyor. Hani şu an için 5'i penaltı gibi duruyor gördüğüm kadarıyla. 20 gollük Umut Bozok'un arkasından ligi 2. sırada yani gol krallığı yarışında 2. sırada tamamlayan isim ise Mario Balotelli. Balotelli dün oynanan ve Göztepe'yi haşamat ettikleri maçta Göztepe'yi 7-0 yeniyorlar ve 70. dakikada 5. golünü atarak ligde 18 gole ulaşıyor. Balotelli Alex de Sosa'dan bu yana Süper Lig'de bir maçta 5 gol atan ilk futbolcu oluyor. Orası da tabii ayrı bir olay olmuş durumda. Onu da söyleyelim. Şimdi Balotelli 18 gol ama ben şunu da belirteyim. Vargas, Balotelli ve Yunus Akgün ligde 57 gol katkısında bulunuyorlar. Bakın Vargas, Yunus Akgün, Balotelli. Ya ben açıkçası Galatasaray'a gitmesini kıskanıyorum Yunus Akgün'ün ama. Neyse. 18 golle Ayup El Kabi istifa eden Hatayspor teknik direktörü Ömer Erdoğan'ın takımının golü moduydu. 16 gol Pohşampalo, kümeden düşen Çaykur Rize'nin forveti. 15 gol Serdar Dursun, Fenerbahçe forveti ve 15 gol Andreas Cornelius, şampiyon olan takımın forveti. Burada önemli olan bir mevzu var arkadaşlar. Umut Bozok ve Balotelli meselesi. Ben şunu belirteyim. Jorge Jesus Balotelli gibi bir çılgını Flamengo'ya transfer etmeyi çok istedi. Ancak Balotelli efendi gitmedi. Yani değişik bir futbolcu, değişik bir adam, değişik bir kariyer, değişik bir insan, değişik bir futbolcu. Şimdi Balotelli Türkiye'de son derece uysal, tamam sıkıntılar var ama hani saha içinde uyumlu bir futbolcuya dönüştü. Acaba Adana Demirspor'a birkaç futbolcu 1-2 milyon euro versek alınmaz mı? Hani Flamengo'dayken istediği futbolcuyu bizdeyken de isteyecektir. Hele şu performanstan sonra. 31 yaşında, evet. 2024'e kadar da sözleşmesi var bu arada. Bilin 36 İtalyan maçında 14 golü var. Sadece 18 gol değil arkadaşlar. Totalde 33 maça çıkmış. 2178 dakika. Bakın Mustafa Hoca literatürüne göre bu yaklaşık 24 maç falan, 19 gol 6 asist. Bir Balotelli'yi istemez misiniz mesela? Açıkçası ben isterdim. Ve bakalım ne olacak, ne bitecek Balotelli konusunda derim. Ben söyleyeyim. Gerisini size bırakıyorum. Sonrasında asıl bu kısım önemli. Serdar Dursun'da 15 gol 4 asist. Onun da 19 gol katkısı var. Belki takımın en çok eleştirilerden birisi ama bu katkıyı hani az forvet diye gelmeyen bir futbolcu yaptı. Yedek forvet diye gelen. Yani milyonlarca euro verilen elemanlardan daha fazla katkı yaptı. Bir nefret var ama bu nefretin de son bulması lazım. Ya Serdar yedek olarak geldi. Ve yedek olarak gelen Serdar Dursun bence gayet işini iyi yaptı. Gayet ve gayet ben buradayım dedi. Ben açıkçası Serdar Dursun'u tebrik ediyorum. Gerçekten özverili işini yaptı, gücünü yaptı ve Fenerbahçe'yi şampiyonluğa taşıdı gönüllerde. Gönüllerde hani bir anket yaptım işte hani hakemler adil yönetseydi bu operasyonlara gerek kalmasaydı falan diye birçok kişi şey yaptı. Serdar Dursun'u niye andım? 5'e gidecek, 3'e gidecek falan. Şu an için hiçbir yere gitmeyecek. Şu an için seneye devam edecek arkadaşlar takımda. Sercan Hamzoğlu'nun önemli bir duyumu var. Diyor ki Rusya'dan Fenerbahçe'nin Zenit'le sözleşmesi biten Zuba'yla ciddi şekilde ilgilendiğine yönelik haberler geliyor demiş. Dzyuba. Artem Dzyuba var ya. Dzyuba. Fenerbahçe cephesinden henüz bu haberi doğrulatamadık. Oyuncuyla ilgili gelişmeler oldukça bilgi vereceğiz demiş. Şimdi yani Artem Dzyuba dediğim futbolcu bana kalırsa ununu elemiş, eleğini asmış bir isim. Dün bir arkadaşla da konuşuyorduk. O da diyor ya biz Mesut'u niye aldık mesela diyor. Biz bunu niye getirdik diyor. Biz şunu niye ettik diyor. Doğru söylendim hani bir şey söyleyemiyorsun. Gerçekten bir şey söyleyemiyorsun. Yani biz neler umuyoruz, neler bekliyoruz ama karşılaştığımız senaryolar neler? Dzyuba için de benzer şeyleri söylemek istiyorum açıkçası. Çok da beni çöplemeyin ama hani gelip Sosa vakası olursa, gelip ne bileyim hani alkol falan filan olur, yakalanırsa falan çok büyük sıkıntı. Zuba'nın ben Fenerbahçe'deki cazip tarafını söyleyeyim. Yıllık 2,5 milyon euro maaş verin yeter diyormuş. Bizimkiler de teknik direktöre parayı bayılalım ama diğer isimlere ucuza alalım mantalitesindeler. Onu da söyleyeyim. Şimdi Dzyuba eğer istediğin kontratı verirsen Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak bakar. Ama Fenerbahçe için Dzyuba öncelik mi? Bence değil. Bence öncelik daha başka futbolcular. Bakalım ne olacak. Şimdi Fenerbahçe'de forvet demişken aklıma geldi, unutmadan söyleyeyim. Ligin son maçında ilk kez çok küçük bir dakika şans bulan Arda Okan kurtulan. Dün ben yayında da söyledim. Dün diyorum. Cumartesi günü yayında da söyledim. Dedim ki Makedonya'dan mı ne teklif var diye. Kuzey Makedonya milli takımında seçme hakkı varmış arkadaşlar. Ve Kuzey Makedonya'dan da gerçekten resmi teklif almış A milli takımdan. Düşünün genç takımdan da oynayıp. Keşke Arda Okan orayı seçse. Ya çatır çatır futbolcu ya. Çatır çatır futbolcu. İyi hocam ne yapak? Arda Okan'la mı devam edek? Değil arkadaşlar. Yani Arda Okan'la devam edelim demiyoruz. Ama yani ne diyeyim ya? Neyse. Ben çok da bir şey söylemek istemiyorum. Forvet'ten ziyade bir de kaleciyi konuşalım. Süper Lig'de yılın kalecisi tabii ki de herkese göre odur budur şudur ama 24 maçta oynayıp sadece 20 gol yiyen, 24 maçın 10'unda kalesini gole kapatan, oynadığı maçlarda Fenerbahçe'nin puan ortalaması 2.3 olan bir kaleciden bahsediyoruz. Altay Bayındır. Şimdi Altay Bayındır'la ilgili ben şunu söyleyeyim. Altay Bayındır evet 20 gol yemiş ama bu 20 golün 4'ü penaltıdan. Altay Bayındır eğer herhangi bir yere gitmeyecekse herhalde bir 5 senelik sözleşmeyi hak etti diye düşünüyorum. Altay'ın olmadığı dönemde Fenerbahçe'nin ne kadar sıkıntı yaşadığını biliyorsunuz. Allah sonumuzu hayır etsin. İnşallah. Yani inşallah güzelliklere doğru gideriz arkadaşlar. Güzel şeyler olur. Başka da çok da bir şey söylemek istemiyorum açıkçası ya. Yani beni yanlış anlamayın ama çok da bir şey söylemek istemiyorum ya. Sonrasında Rogon defterinin kapatıldığına dair bir iddia var. Bekleyip göreceksiniz arkadaşlar. Kapatıldı mı kapatılmadı mı? Ben kapatıldığını düşünmüyorum çünkü elimize çok Rogon futbolcusu var. Biraz da kısa kısalardan bahsedelim. Sabah gazetesinden bir haber. Diyor ki Trabzonspor Al Hilal'in Dijanini için 6 milyon euroluk teklifini reddetti. Abdullah Avcı'nın gelecek sezon planları içinde yer alan golcü için 8 milyon euronun altında bir rakamın yönetim tarafından kabul edilmeyeceği öğrenildi diyor. Al Hilal. Şimdi Al Hilal böyle bir teklifte bulunmuş ama Trabzonspor kabul etmeyecekmiş. 5,5 milyon euro piyasa değeri gözüküyor. Evet. Yaşı kaç biliyor musunuz? 31. Yaşı 31. 1.90 boyunda. Herhalde Trabzonspor'un futbolcusu olmasa mesela Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın falan futbolcusu olsa herhalde 3-3,5 falan yazardı. 2.75 falan yazardı. 35 maçta 11 gol 5 asist diye. Yaş 31 diye. Bu önemli değil. Bu önemli değil. Bu çok önemli değil. Ama önemli olan mesele şu. Bak önemli olan mesele şu. Al Hilal transfer cezası alan bir takım. Yani transfer yasağı var. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? PR nasıl yapılır? PR nasıl yapılır? 6 milyon euro teklif varmış da 8 verim istemiş de falan filan. Adamların transfer yasağını ne yapacağız? O nasıl olacak? Değil mi? Valla bazen var ya çok şey söylemek istiyor insan da işte. Söyleyemiyorsun. Vela havle diyorsun. Biz de şu anda vela havle modundayız. Yani inşallah Fenerbahçe'yi de bir gün böyle yani böyle medyamız olur bir gün. İnşallah bizim de böyle medyamız olur arkadaşlar. Düşünsene ya yani adam transfer yasağı almış takıma futbolcu veriyor. Yani bunun bir tık üstü Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu. Bakalım ne edeceğiz arkadaşlar. Şimdi Fenerbahçe'de sezonun hayal kırıklıkları var. Bunlardan biri de Mesut Özil. Mesut Özil ile ilgili hiç duydunuz mu bilmiyorum ama bir şey olayı var. Ne derler ona? Neydi ya onun adı? Ha şey bir el sallama olayı var. El sallama emojisi attı falan filan diye. Bakalım o el sallama emojisi neye sebep olacak ama. Mesela Mesut, Gustavo, Berisha, Pelkas, Sosa, Belke, Özer. Hani Fenerbahçe'de sanki bir beklentide sıkıntı oldu gibi yani bekleneni vermedi gibi. Mesela Gustavo çok yüksek yıllık ücret alıyor. 1. Mesut Özil alıyor. 2. Yani bildiğim kadarıyla Mesut Özil 3. Gustavo 2.75. Samat da alıyor 3. Samat da yaklaşık 2.5 alıyor diye biliyorum. Berisha'ya 1.5 diyorlar ama hadi be 1.5 diyelim. 4. Novak da 1.5 alıyor. 5. Sosa da 1.5 alıyor. 6. Baktığınız zaman bunlardan çıkabilirsen yani 3, 5, 75, 7, 75, 8, 25 4.5 doğrudan ekle 12, 25, 12, 75 sen de 13 milyon euro. Baktığın zaman Gustavo, Mesut, Samat'la Berisha, Novak, Sosa 6 futbolcudan kurtulsan 13 milyon euroluk bir maaş bütçesi açacaksın. Ve Berisha'ya para verdin, para kazanman lazım. Samat'la'ya para verdin, para kazanman lazım. Gustavo'dan belki kazanırsın, belki Mesut'tan kazanırsın. O dengeyi de ayarlaman lazım. Aslında Fenerbahçe sezonun hayal kırıklıklarından iyi kurtulabilir. Ben size bir güzellik yapacağım. Mesut Özil'in gitme ihtimali bence 0. Bence 0. Bence 0. Ama işte ama belli mi olur? Belki Fenerbahçeliliği tutar da ben gidiyorum der diye düşünüyorum. Ama bana kalırsa 0. Hatta Allah inşallah Fenerbahçe taraftarına bir Max Kruse davası daha yaşatmaz diyorum. Gustavo'nunki de bence 0. Bu yıllık ücreti bırakıp gitmez. Bir, ikincisi Portekiz'le Jesus gelse oynatır mı? Soru işareti. Maaşına indirim yapıp belki bir şeyler yapabilir. Mesela Gustavo bugün maaşını 1 milyon euroya düşürse, sözleşmesinde 2 yıl yapsa hiç kimse için sıkıntı olmaz bence. Berisha cumartesi günü kadroda yoktu. Herhalde herkes mesajı aldı diye düşünüyorum. Pelkas sakatlığı var. Bakalım sakatlıktan dönsün. İllaki denenecektir. Yani illaki Jesus ve ekibi deneyecektir Pelkas'ı diye düşünüyorum. Onu söyleyeyim. Sosa'nın zaten bitti. Belki de kendine etti bence. Yani birçok maçta puan kaybına sebep olup falan sıkıntı. Kim Minji ve Crespo hocam bu arkadaşlar gidiyor mu? Arkadaşlar şimdi Kim Minji ve Crespo ciddi teklifler alan iki futbolcu. Yönetim göndermek istiyor ama Jesus da göndermek istemiyor desem. Hani şimdi size bir soru sorayım. Nasıl sorsam bu soruyu? Direkt bu dostlama soruyorum. İlla ki bir stoperimiz satılacak deseler. Hepiniz o stoperin işte Tisserand falan olmasını istersiniz değil mi? Ben olsam Tisserand isterim yani. Tisserand olmaz deseler. Kol kır dersiniz. Kol kır da olmaz deseler. Yani o da olmaz deseler. Lan bari Tisserand. O da olmaz deseler. Salahi dersiniz değil mi? Ya Salahi ya Serdar Aziz dersiniz. Yani Kim Minji'yi herhalde herkes en sona koyar diye düşünüyorum. Bak herkes en sona koyar diye düşünüyorum. Ben tahminen diyorum. Yanlış anlaşılmasın. Yani aklı başında bir Jesus benim tahminime göre de o satılmasında kim gidiyorsa gitsin diyecektir diye düşünüyorum. Ya kim satılmasın da kim gidiyorsa gitsin diyecektir. O yüzden ortalık karışık. Crespo için arkadaşlar tamam yani 15 milyon euro teklif var ama sizce diş doldurur mu? O da ayrı bir mesele. Allah yardımcımız olsun bakalım. Nasıl olacak nasıl edecek ama sıkıntı. Son 2-3 haberden bir tanesi Fenerbahçe Brandon Davies için teklif yapmış. Barcelona'dan ayrılacak. Milano ile anlaşmak üzereymiş. Fakat Fenerbahçe devreye girmiş. Davies Milano ve Fenerbahçe arasında tercih yapacakmış. Çok anlamadığım bir olay. Basketbol duyumu vereyim geçeyim. Benim duyumum değil ama. Son haber Fenerbahçe genç sağ bek Bünyamin Balcı ile ilgileniyor. Arkadaşlar geçtiğimiz günlerde de bunu konuştum. Yine konuşuyorum. Bünyamin Balcı ile siz de ilgilenebilirsiniz. Annesi de ilgilenebilir. Babası da ilgilenebilir. 1. Fenerbahçe'de o sahi var. 2. Nazım Sangare 6 ay yok. Sakat futbolcuyu nereye satacaksın? 3. Uğurkan Yıldız Bursaspor'da başarılı bir sezon geçirdi. Ruhan Arda Aksoy var. O da altyapıda başarılı bir sezon geçirdi. Ya 4 metre. 5 5 yani 5 Ferdi Kadıoğlu da oynayabilir o bölgede. Şimdi hal böyleyken Bünyamin Balcı'ya ilgi var mıdır? Size soruyorum. Hadi diyelim var. Hadi bizde sıkıntı var. Bünyamin Balcı'ya ilgi var. 5 milyon euro beklentisi varmış. Merak ediyorum biz 5 milyon euroyu nasıl vereceğiz? Bünyamin Balcı bu sezon Süper Lig'de çıktı. 34 maçta 2 gol 4 asistlik performans sergiledi. İsterse 500 tane asist sergilesin. Biz neremizden vereceğiz? Ben Bünyamin Balcı olayına çok katılmıyorum arkadaşlar. Ha şu olur. Ya siz bize Nazım'ı verin. Ya siz bize Nazım'ı verin. Biz de size ne yapalım? Ya da Nazım'ı verin. Mesela başka kim olsun? Nazım'dan hariç. Novak'ı verin. Yani Nazım'ı verin. Novak'ı verin. Başka? Biz de size sucuk verelim. Yok sucuk olmaz. Sucuk biz çok buluruz onu. Siz bize ne veriyorsunuz? Nazım, Novak artı 1 milyon euro Bünyamin Balcı'yı verelim deseler. Bana birazcık mantıklı gelir. Bünyamin Fenerbahçeli olduğu için mantıklı gelir. Yoksa çok mantıklı gelmiyor ya. Antalya taraftarına mantıklı gelir mi? Bir de işin o boyutu var. Antalya taraftarına, bana göre Antalya taraftarına da mantıklı gelmez. Ama hep birlikte bekleyip göreceğiz arkadaşlar. Ben bu transfere çok pozitif bakmıyorum. Yani olabilitesine çok pozitif bakmıyorum. Bilginiz olsun. Sonra dövüşmeyelim. Sonra kavga etmeyelim. Birbirimizi yemeyelim. Bünyamin Balcı gerekli mi? Ben sağ beke transfer yapılacağını bile düşünmüyorum. Ama siz ne dersiniz? Saygı duyuyorum arkadaşlar. Sevgili dostlar, sevgili arkadaşlar. Sizinle bir yolculuğa çıkmış durumdayız. Transfer sezonunu başladı. Fenerbahçe biliyorsunuz sezonu tamamladı. Artık sürekli transfer gündemi var. Artık maçlar değil, transferleri konuşacağız. Ligin oynandığı süre içerisinde, Fenerbahçe'nin resmi maçlarının ya da hazırlık maçlarının olduğu süre içerisinde maç yorumları, maç analizleri, ilk 11 değerlendirme, maç sonu oyun değerlendirme, devre arasında ilk 45 dakika değerlendirme gibi etkinliklerle karşınızda oluyoruz. Ve bu etkinliklerle karşınızda olurken arkadaşlar sizlerden herhangi bir maddi beklentimiz yok. İyi de kanalda üyelik sistemi var. Üye olduğunuz zaman anlayacaksınız o paraların nerelere harcandığını, ne şekilde kullanıldığını, ne kadar kesinti olduğunu. Belki de bugün söylediğiniz ya da suizan ettiğiniz şeylere pişman olacaksınız. Onu söyleyeyim. Kanalımız 7/24 Fenerbahçe konuşulan bir kanal. Benden hariç Buğra var, Şeref var, İbrahim var ama video çekmiyor vicdansızlar. Yani çeşitli günün çeşitli saatlerinde canlı yayın bile görebilirsiniz, videolar görebilirsiniz. Sizden sadece tek isteğimiz destek. Lütfen bu kanala destek olun. Evet hatalarımız var. Evet bazen çok uzattığım oluyor. Evet bazen modum düşük oluyor. Bazen yorgun oluyorum. Mesela bu videoda ben çok neşeliyim. Çok güzel duyumlar verdim ve etkili verdiğimi düşünüyorum bu duyumları. Ama evdeki hesap bazen çarşıya uymayabiliyor. Ben anlatmak istiyorum ama belki de ben anlatamıyorum, ifade edemiyorum. Bilginiz olsun. Sizleri de seviyorum. Elimden gelince ailemden, kendimden vakit ayırarak sizlere video çekmek istiyorum. Çekmeye çalışıyorum. Dediğim gibi küçük hatalarımızı ne olur mazur görün. Kanalımıza da destek olursanız seviniriz arkadaşlar. Bu kanal hepimizin kanalı. Yani hepimiz mutlu olalım istiyorum. Gerisini de size bırakıyorum. Abone de olabilirsiniz, beğenebilirsiniz, beğenmeyebilirsiniz. Yalnız sağ olsun. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Yolun sonu şampiyonluk olsun.